Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruni ve la konuşmalar yapmak üzere Sayın İl Müftümüz Mehmet Emin Çetin Hocamızı köşeye davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli genç arkadaşlarım, öncelikle hepinizi Cenab-ı Rabbül Alemin'in en güzel isimlerinden birisi olan Esselam ismiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saniye, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma yolunda Cenab-ı Allah'tan bize gayret vermesini, aklımızı ve izanımızı Kur'an ve sünnet ışığında kullanmamızı nasip eylemesini niyaz ediyorum. Bugün burada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bu dünyadan öbür aleme irtihal etmesinin sene-i devriyesi münasebetiyle şebi aruz törenleri yapılıyor Türkiye'mizde, pek çok yerde biliyorsunuz. Sizler de böyle bir program düzenlemişsiniz. Hazreti Mevlana'yı anmak ve anlamak konulu bu bağlamda toplanmış bulunuyoruz. Mevlana nasıl anlaşılmalı, nasıl anlanmalı? Biraz onun üzerine durmak istiyorum. Mevlana'nın annesinin öğüdünü unutmamanız gerekiyor. Ben bunu hep çocuklarımla paylaştım. İlim ve tahsilde beni geçemezseniz vebaldesiniz dedim çocuklarımla. O söz benim için çok önemli. O kadıncağızın sözü asırlar önce söylediğiniz çok önemli. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktan bahsediyoruz değil mi? Eğer diğer medeniyetler, milletler İslam medeniyetinin ışığından istifadesini istiyorsak sizin gibi gençlerin çok çalışması lazım. Işıklarını Kur'an ve sünnetten alıp o ışıkları asırlar ötesine yansıtacak projektörler olmanız gerekiyor. Efendim, beni sabırla dinlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Allah-u Teala zihinlerinizi açık etsin. Gönüllerinizi, kalplerinizi sevgiyle doldursun. Kur'an ve sünnet sevgisiyle hayata bakmanızı nasip eylesin. Ben yürürüm ya. Thank you.
Saygıdeğer Erzincanlılar, bu akşam hayatımda 30 yıl daha önceye, gençlik yıllarıma doğru gittim. Zira Kredi Yurtlar Kurumu'nun erkek öğrenci yurdunda Hazreti Mevlana'yı anma ve anlatmakla ilgili programa katılma imkanım oldu konuşmacı olarak. Burada genç kardeşlerimle sahih bilgiyi, doğru dini bilgiyi nasıl elde etmemiz gerektiği, hangi kriterlerin önemli olduğu konusunu ele aldık. Hazreti Mevlana'nın şahsında İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması açısından gençlerimize düşen görevleri ve sorumlulukları ele aldık. Onların kendilerine çizmeleri gereken hedefleri Mevlana Hazretleri örneğinde değerlendirdik. Gençlerle geçirmiş olduğumuz bu akşam beni gerçekten mutlu etti. Zira bir taraftan onlarla hasbihal ederken, öbür taraftan müftülüğümüzün oluşturmuş olduğu tasavvuf musikisi ekibi güzel bir de sunumda bulundular. Bizleri enstrümanlarıyla, ilahileriyle, kasideleriyle, sözleriyle mest ettiler. Güzel bir akşam olduğunu düşünüyor Mevlana Hazretlerinin Şeb-i Aruz'unun bizim için yeni ufuklar açan tefekkür dünyamız için önemli yol gösterici, ufuklara yöneltici açılımlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.